Markaj'dan herkese merhaba. Bugün Trabzonspor Galatasaray maçının önünü konuşacağız. Her zaman olduğu gibi rakipten başlayacağız öncelikle. Trabzonspor eksikleri çok fazla. Hem Afrika Uluslar Kupası'na giden bana göre takımın yıldızı Onuachu, keza tehlikeli oyuncusu yine Trezeguet gibi oyuncular yok. Ama aynı zamanda çok da sebebini bilmediğimiz farklı farklı açıklamalar var. İki kritik oyuncusu Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un da kadroda olmayacağını öğrendik. Kadro dışı bırakıldığını daha doğrusu. Ve Bakasetas'ın da Panathinaikos'a transferi sonrası. Belki bu maçta bir ihtimal oynarım da giderim tarzı açıklamalar var ama zaten öncesinde de tam olarak iyileşmemişti. Onu da bilmiyoruz ama biz bunlar yokmuş gibi bir 11'i buraya çıkartacağız. Dolayısıyla Trabzonspor eksik. Birden fazla yıldız oyuncunun yokluğu sadece saha içerisinde değil. Aynı zamanda Trabzonspor'un ister istemez özgüvenini de etkiliyor. Kendine olan güvenini de etkiliyor ve kendi sahasında olsa da tıpkı bir deplasman maçı gibi strateji gütmesine de sebebiyet verecekmiş gibi duruyor. Ben daha çok oyun 0-0 giderken Trabzonspor'un bu ve birkaç nedenden dolayı aynı zamanda güçlü bir takımla karşılaştığı için daha çok kendi yarı sahasında bekleyip tıpkı deplasmandaki Fenerbahçe gibi bir oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Tabii ki skor değiştiği andan itibaren skora göre herhangi bir takım diğer takıma karşı yüklenecektir. Bu ayrı bir konu ama büyük oranda maçın böyle başlayacağını, yani Trabzonspor'un biraz daha geride başlayacağını düşünüyorum. Abdullah Avcı geride başlayabilir ama bu geniş alanda çok iyi kurgular kuran, ya daha doğrusu bunun üzerine ciddi şekilde çalışma yapan bir hoca. Galatasaray yüklenirken o kendi hücumunu kurguluyor olacaktır. Topu kaptığında nerelerden ne şekilde geçiş sağlayacağını üzerine ciddi yatırımlar yapan, buraya ciddi şekilde plan çizen bir hoca. Haliyle Galatasaray'ın dikkat etmesi gereken asıl tehlike tam anlamıyla yüklendiği zaman oluşacaktır. Çünkü hem bekleyen bir takıma karşı yüklendiğinizde skor bulmanız kolay bir şey değil ama gol yemeye, kalenizde pozisyon görmeye çok daha fazla yaklaşıyorsunuz demektir. Bunu da altını çizelim. Genel strateji de bu şekilde olacaktır. İlk 11'leri hemen verelim Trabzonspor'un, beklediğimiz daha doğrusu. Uğurcan Çakır olacaktır. Baniya ve Benkoviç ikilisi muhtemelen bu maçta da ilk 11 çıkacaktır. Sol bek Eren Elmalı ama sağ bek Mehmet Aydın mesela Fenerbahçe maçında Mehmet Aydın çok ciddi şekilde aksadı. Sayısız kez problem yaratmasına rağmen asla vazgeçmiyor Abdullah Avcı. Başka özellikleri sebebiyle. Bu maçta da buraya direkt gelir mi bilmiyorum ama bir şey değişecekse, muhtemelen sürpriz bir oyuncu olacaksa, bu sağ bekte olabilir. Zaten çok da fazla seçenek yok. Oraya Hüseyin Türkmen'i veya başka stoperi koyabilir. Berat ve Bendi ikilisi savunmanın da olacaklar. Fizikli oyuncular ikisi de. Karşılamayı çok iyi biliyor. Berat stoper özelliklerine de sahip ve kendiliğinde Galatasaray içeriye de girip ciddi şekilde alanları iyi bir şekilde kapatabiliyor ama topla hareket halinde bir yavaşlığı mevcut. Dolayısıyla biraz pres yediği zaman dağılma ihtimali olan oyunculardan aynı zamanda. Keza Benkoviç için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ne kadar ayağı sabit oynamak isterlerse o kadar fazla pas hatası yapma ihtimali mümkün. Diğerlerine göre her zaman için uzaklaştırması, tehlike çok daha azken tehlikeyi hızlı bir şekilde savuşturmak adına uzaklaştırma daha az yapan futbolcular. Bunlar da her zaman için baskıda problem yaşayan oyunculardır. Keza baskıda bir başka problem yaşaması muhtemel Trabzonspor oyuncusu da her zaman için Enis Bardi. Enis Bardi de pas konusunda dengesiz bir orantıya sahip. Yani içeriye çok tatlı, çok güzel bir asist yapabilir. Asistin asisti yapabilir ama çok fazla da pas kaybıyla, hatta en basit pas hataları bu konuda Galatasaray'dan Kerem Demirbay ile benzeşiyorlar. Belki Kerem bir tık daha oranı yüksektir ama Enis Bardi ve Kerem Demirbay aynı özelliklere sahip. Dolayısıyla Trabzonspor'da preste, baskıda sorun yaşaması muhtemel oyuncular bellidir. Buradan şöyle Benkoviç, Berat ve Enis Bardi üzerinden gidilebilir bu üç oyuncu. Korkulacak oyuncusu en azından zekasıyla, büyük oranda tecrübesiyle, istikrarıyla her zaman için başrol oynayan oyuncu Edin Visca. Fontas ise son maçlarda fena değil ama Fontas'ın önde yaptıkları hareketli oluşu, hem gole yakın oluşu hem skora daha yatkın bir anlayışı, elle tutulur bir içeriği olmaması belki artı yazabilir ama özellikle savunmaya yardım konusunda çok dengesiz. Bu konuda Eren Elmalı da biraz zaman zaman yerleşim hatası yaptığında Trabzonspor'un sol kenarı sıkıntılı oluyor. Antalya Spor maçında Ziyeskel'in yaşadığı direkte patlayan bir topu var, hatırlarsınız. Yani sadece ve sadece tek yaptığı Ziyeskel'in, şu Ziyeskel olsun sağ kenar forvet, şurada değil de içte konumlandı ve hiçbir şekilde tutulamadı. Şu basit bir şekilde buradan pas aldı ki Fontas da yoktu piyasada bu arada. Daha doğrusu adamının peşinden yanlış yerlere gitmişti. Şuradan bir şut çıkardı ve direkt patladı. Karşı karşıya kaldı. Basit bir pozisyonda. Benzer şekilde ben Visca'nın da yaşından dolayı gitgellerin azaldığını ve zaman zaman savunmada sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu açıdan bakarsak hem Galatasaray'da kritik noktanın neresi olacağını üzerinde konuşalım. Hücum etme konusunda. Berat ve Mendy ciddi bir güç. Merkezi kapatma konusunda, aynı zamanda geriye çekildiğinde merkezden içeriye girecek oyuncular konusunda da. Tabii
Tabii ki her zaman ekstra oyuncu girmesi, başta oynarsa Kerem Demirbay'ın, bu konuda çok iyi olduğu gibi. Ama bu Trabzonspor'un bence sorun yaşayan kısmı ön uç oyuncularının geriye savunma yardımı. Birisinde yaştan dolayı biraz azalan dinamizmi, düşen fizik açısı nedeniyle problem var. Diğerinde ise tecrübesizlikle de ilgili bir problem var daha çok ve savunma bilinciyle ilgili bir sıkıntı var. Tabii ki bunların önünde oynayacak olan Enis Destan da benim son dönemde beğendiğim oyuncular arasında. Hareketli, etkili, isteyen, geriye de gelen, top da çıkaran, alan, daralan becerisi de olan Enis Destan son dönemde en azından Trabzonspor adına bir umut. Özellikle hem onu açın hem Umut Bozok'un olmadığı noktada bir kurtarıcı rolünde, ki fena da oynamadı son maçlarda. Diyelim ve Galatasaray'a geçelim. Bu kenar oyuncularının geriye gelme ve savunma konusunda yaşadığı sıkıntılardan bahsetmiştik. Dolayısıyla Galatasaray'da bence etkili olmasını beklediğim unsur savunma bekleri. Dörtlü savunmada. Burada nasıl bir kadroyla çıkacak? Bu belki de en büyük soru işaretlerinden birisi. Çünkü burada Sacha Boey oynarsa eğer, kupa maçını oynatırmadan önceki maçta sahaya çıktığına göre bandajlı da olsa, bu maça oynayacak diye dinlendirildiğini düşünüyorum ben. Holbek belki de bu maç için en büyük soru işareti maç önünden baktığımızda. Çünkü Halil'in bu kadar formsuz olması ya da skor katkısı konusunda yetersiz olması sebebiyle en uçta da kullanılabilir. Barış Alper Yılmaz sol bekte de kullanılabilir veya sağ açıkta bile kullanılabilir işin aslı. Ben şahsen Galatasaray'ın sol beki, sağ açığı ve santroforu Tete yerine kullanılması benim çok daha doğru geliyor gibi geliyor bana toplamda. Eğer ki bir pres oyunu oynayacaksa Galatasaray. Ama biz baştan başlayalım. Barış Alper Yılmaz diyelim ki orada. Nelson ve Abdülkerim Bardakçı devam edecektir. Sanchez iyileşti ama şu anda üst üste oynayan Nelson Abdülkerim'i bozmak çok bana mantıklı gelmiyor. Tabii ki Sanchez de girecektir veya Sanchez oynasa belki daha da iyi performans gösterebilir ama bazı şeyleri yaparken sadece en iyisini değil en adaletlisini de çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Teknik direktör olduğunuzda bu duygu çok daha önemli olabiliyor. Bazen içinizde bir his belki başka bir oyuncunun çok daha iyi oynayacağını düşünmektir ama o oyuncuyu kaybetme ihtimaliniz olduğu bu noktada onu kolay kolay yapmazsınız. Mesela çokça teknik direktör şunu yapmıştır. Beraber çalıştığım teknik direktörlere dahil olmak üzere konuştuğum ya da. Oyuncu çok kötü başladı ve düzelmesi mümkün değil. Dakika 25. Normalde çıkarmak gerekir. Ama çıkarmıyorsunuz. Taraftara yem etmemek için, oyuncunun moralini bozmamak için. Hele oyuncu genç oyuncuysa, bunu kaldıramayacak durumdaysa. Dolayısıyla bekliyorsunuz ilk yarı bitsin. O ilk yarıda da daha büyük bir hata yapmaması için sadece dua ediyorsunuz. Bunu biliyorsunuz. Çıkardığınızda takım daha iyi gidecek zaman zaman. Ama o oyuncu size belki bu maçı kaybettirir ama onu kaybetmediğiniz takdirde belki size 30 maçta çok büyük katkılar verebilir gibi düşünüyor teknik adamlar zaman zaman. O yüzden de Nelson burada bu kadar iyi başlamışken, her şey iyi gidiyorken bir hata yapmadıkça ya da kötü bir performans olmadıkça direkt Sanchez'i buraya önüne koymak çok doğru olmayabilir. En azından bu maç üzerinde bahsediyorum. Belki konuşaraktan diğer maçlarda Sanchez gelebilir. Buraya gelirse karşısında Visca olacak. Sıkıntılı kısım şu. Visca sağ ayaklı ve en sonki Antalyaspor'un biliyorsunuz maçın hemen başında 35. saniye attığı gol sağıyla girip orta kesmişti. Çizgiye inmiş. Gerçi fark etmez Fenerbahçe'de de soldan girip kesiyor ortaya. Yani çizgiye inip orta kesme konusunda iyi. Burada düz ayaklı bir sol bek gerekiyor bu tarz. Kırılma oranı azsa bir oyuncunun hem daha çok aldığında ilk adımını sağa atıp çizgiye inmek varsa bu durumda düz ayaklı yani solak bir oyuncu orada çok daha etkili olabilir. Çalım yememesi veya şutu engellemesi, ortayı kesmesi, bloklaması adına. Ama Galatasaray'da Kaan Ayhan da gelse, Barış Alper de gelse çok bir şey olmayacak orada. Ama daha da önemlisi Visca'nın ciddi şekilde sıkıntı çıkarma ihtimalinin olduğu noktada Kaan Ayhan çok da yanlış olmaz. Barış Alper'in hem santrofor hem sağ kenar olarak bir aday olduğu noktada. Üstelik Kaan Ayhan'dan da vazgeçmemiş olursunuz. Çünkü Kerem Demirbay da kupada oynadığı 3 asisti moraliyle, kendine gelmiş olmasıyla beraber oynayacaktır. Çünkü bu oyuncular, özellikle Kerem Demirbay ise söz konusu, zaten yılın belli bir döneminde ritim tutuyorlar. Ve orada üst üste bir performans alıyorsunuz. Gerard Sione dönemi vardı Leverkusen'de mesela. Gerçekten Kerem Demirbay'ın çok iyi oynadığı dönemdir mesela. Üst üste maçlarda. Benim o 3-4 yıllık, 3 yıllık Leverkusen dönemindeki en beğendiğim Kerem Demirbay profil oradaydı. Burada da o 3 asisti baz alaraktan ritim de tutturmuşken Kerem Demirbay'ı koyabilir. Ama bana sorarsanız en korktuğum oyuncu Kerem Demirbay. Pas kaybı konusunda. Galatasaray'ın Ümraniye Spor karşısında yedirdiği golün de pas kaybını yaptıran Kerem Demirbay. Keza çalım yiyen Abdülkerim Bardakçı çok fazla futbol dışına çıkıyormuş gibi geliyor. Futbol dışından kastım şu ya. Bir maç farklı saç, bir maç farklı saç. Allegri dedi Kenan'a saçını kes, oyununa konsantre ol. Gitti. Futbol benim her şeyim dedi. Konsantre direkt oraya. Bir kere yaparsın. Niye? Ama her maç bunu yaptığın zaman ister istemez konsantreniz azalır. Bu kadar iyi gidiyor, bu kadar güzel sezon geçiriyor, bu kadar önemli, bu kadar da güzel karakter. Vermesi gerekir kendini futbola ve Galatasaray'ı şampiyon yaptıktan sonra her şeyi yapar. Avrupa'ya da gider, Milan'a da gider, her yere de gider. O yüzden başa dönersek Demirbay'dan bir anlamda korkuyorum ama oynaması muhtemelen Kamuru'nun ilk tercihi olacaktır. Yanında Lucas Torreira, Zaha ve Kerem Mertens üçlüsü bekleniyor normalde. En önde de eğer Kaan buraya gelirse Barış Alper Yılmaz olacaktır diye düşünüyorum. Benim sürprizim Kaan buraya gelirse eğer Barış Alper Yılmaz'ın tabii ki en üçte oynaması
yaratması da olabilir. Burada dönen bir dörtlü yaratması Galatasaray'ın bir ihtimal. Ama Kerem, Zaha ve Mertens'i de burada oturup konuşmak gerekir. Çünkü Mertens 10 numara ama bence işlenmesi gereken madenlerden birisi. Tabii ki bakın bu tarz oyuncular kötü beklersiniz maçın yıldızı olur. Ama hangi kenar hangi yerde olması gereken konusunda belirleyici olan unsurlardan birisi bana göre Mehmet Aydın, sağ bek. Dolayısıyla ben solda Zaha'nın başlamasını bekliyorum. Mehmet Aydın penaltıya çok yatkın. Fenerbahçe maçında gördük, hataya çok yatkın, iyi şeylere de çok yatkın olduğu gibi. Ben burada Zaha'nın son dönem kötü performansına rağmen en azından Tete'ye göre tercih ederim. Bakın eğer ki Ziyech olmuş olsaydı bugün derdim ki Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu Zaha'ya da kalacak. Hele hele Ümraniye Spor maçında tamamen ben bir şeyi yapmak istiyorum duygusuyla hiç sağına soluna bakmadan üst üste kendine dair çalışmaları falan gördüğüm, psikolojik olarak iyi görmedim Zaha'yı Ümraniye Spor maçında. Daha önceki maçlarda yine eyvallah. Dolayısıyla bu oyuncunun eninde sonunda kazanılacağını da biliyorum ben. Bir şekilde Zaha oturacaktır. Oturasıya kadar çok fazla kendinden söz edecektir. Yani ben Ndombele ile Zaha'yı aynı şekilde görmüyorum. Ben Zaha ile Tete'yi de aynı şekilde görmüyorum. Bana göre psikolojik olarak, yetenek olarak değil, kazanılması zor bir vakka olduğunu düşündüğüm Ndombele, yetenek olarak belli bir yer aşamayacağı düşündüğüm Tete. Bu lütfen bu ikisiyle bence Zaha'yı bir tutmayalım. Eninde sonunda pişman olacağımız söylemlerden de kaçınalım. Zaha formsuz, Ziyech olmuş olsaydı Kerem oynar derdim ama bugünkü itibariyle Kerem burada, Mertens burada, Zaha burada, benim beklentim Mehmet Aydın nedeniyle. Eren Elmalı da tabii ki aynı şekilde tehlike yaratabilir. Başka bir açıdan bakarsak eğer, Sasha Boy'dan kaynaklı Zaha'nın burada olması daha mantıklı. Çünkü seni oynatan bir bek, bakın söyledim, Mertens koydunuz sola, koşuyu gösterdi, iki tane çalım üst üste attı Zaha. Tek başına Barış Alper gibi verip bırakırsanız, kendi bölgesine beklerseniz, üç kişi arasından sürekli çalımı atayım derken top kaptırır vesaire olur. İyi bir bekle oynaması gerekir Zaha'nın. Çok önemli, opsiyon olması, fake atabilmesi için, çalım atı, drip yapabilmesi için, driplingin kesildiği noktada iyi bir pas verebilmesi için. Sonuçta hep o iki seçeneği zorluyor Zaha. Ya dripling yapmaması için birden fazla insanla marke edilip içeride bir boşluk yaratmak, onu görmek isteyecektir. Ya da birebir kalıp adamını geçmek, ama burada kendisine yardımcı olması gereken oyuncular var. Pozisyon oyununu iyi oynamak gerekir. Ben Mehmet Aydın nedeniyle solda, Sasha Boy nedeniyle, Sasha Boy'un oyundaki her oyuncu çok daha fazla topla buluşur, çok daha fazla kenar aksiyonlarını başarabilir. Her ne kadar sağa gitmesi çok şey olmasa da, ama hatırlayın Kaan Ayhan da olsa bu arada aynı şey durum geçerli. Nihayetinde Barış Alper Yılmaz orada oynamazsa, Kaan Ayhan oynarsa Zaha kesinlikle solda oynamalı derim ben. Benim kendi kişisel görüşüm bu. Mehmet Aydın'a karşı üstünlük kuracağını, penaltı ihtimalinin yüksek olduğunu düşünerekten. Ve burada da Kerem Aktürkoğlu. Çünkü Kerem Aktürkoğlu zaten merkeze koşular gerçekleştiren bir oyuncu. Eminim ki bu maçta iş yapacak. En önde ise Icardi hazırsa, tabii ki Icardi tartışmasız bir şekilde, ama oyuna sonradan girecekse de burada Barış Alper Yılmaz da önemli bir rol oynayabilir. Sadece seçenekleri farklılaştırdığımızda bir ihtimal olarak söylüyorum. Sola Barış Alper'i koyup merkeze Torreira'nın da Kaan Ayhan da bir ihtimal. Dediğim gibi bunlar son maçta bir veri olduğunu düşünürsek eğer, Kerem Demirbay'ın bu kadar formda olduğu yerde vazgeçileceğini çok düşünmüyorum. Kabaca durum bu. Ve bu maçta ben Trabzonspor'un şöyle bir baktığınızda çok ciddi bir şekilde merkezi kapatacak bir oyun anlayışına sahip Trabzonspor'a karşı kenardaki oyuncuların bireysel yeteneğini kullanmaya doğru bir yönelim olacağını düşünüyorum. İzlediğiniz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için çok teşekkür ederim. Alta çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Benim beklentim sizden kendi 11'inizi yazıp, biraz da alan varsa eğer, oraya da bazı nedenlerden dolayı şunu seçtim, rakibin şu oyuncusuna karşı bu yüzden bunu seçtim tarzı yazarsanız ben de hepsini okuyabilirim. Hep beraber belki gelişebiliriz. Birbirimizi okuyarak, birbirimizi dinleyerek. Bu çok keyifli oluyor. Göremediğimiz, edemediğimiz tonlarca ayrıntı var. Bu yorumlarla birleştiğinde her zaman çok daha keyifli oluyor. Şimdiden beğenileriniz için, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ve lütfen 100 bine ulaşmaya çalışıyoruz. Kanala abone olmayı da kesinlikle unutmayın. Bize büyük bir destek vermiş oluyorsunuz bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Ve tekrardan maç sonunda, canlı yayında ve akabinde tabii ki dakika dakika analizde buluşmak üzere. Hoşçakalın.